Rus ressam Vasily Kandinsky'nin 1913 yılında Münih'te yaptığı aşırı büyük resme bakıyoruz. Bu resim şimdi Moskova'da. Birinci Dünya Savaşı başlamadan bir yıl önce yapılmış. Ve bu resmin adı kompozisyon numara 7. Kandinsky eserlerine hakikaten çok soyut isimler vermiş. Birçok kompozisyonu, birçok da improvizasyonu var. Müzikteki isimlendirme teamüllerine başvurmuş belli ki. Resimlerine orkestrasyon muamelesi yapmış. Kandinsky birkaç şeye çok önem verirdi. Bunlardan biri renklerin müzikle ve diğer duyularla olan bağlantısı. Ona göre belli sesleri görebilir ve belli renkleri duyabiliriz. Yani bir nevi sinestetik bir deneyim. Yani bir tür ittifak söz konusu. Renk ve ses veya renk ve şekil arasında doğal bir bağ var. Bence tüm duyular birbirleriyle bağlantılı. Farklı deneyimler söz konusu olabilir. Mesela bu çorbanın tadı çok mavi gibi veya B, B harfi sarıdır demek gibi. Bu konuyla ilgili başımdan geçen bir hikaye var. 3 yaşındaydım, doktora gittik. Boğazım ağrıyordu. Doktor, boğazını nasıl hissediyorsun diye sordu. Ben de kırmızı dedim. Kırmızı diye bağırarak söyledim üstelik. Boğazımı kırmızı hissettiğimi hatırlıyorum. Boğazımdaki ağrıyı bu şekilde ifade etmiştim. Yani duyular arasında bir bağlantı olabilir. Belki bu bağlantıyı kuran ayrı bir duyumuz vardı ve beynimiz bu duyuyu köreltti. Kandinsky de tam olarak bu kelimelerle olmasa da bence bunu söylüyordu. Büyüyoruz, kaideleri öğreniyoruz ve bu ilkel bağıntılardan gittikçe uzaklaşıyoruz. Ama Kandinsky hayatı boyunca bu bağlantıları geri kazanmaya çalışmış. Resme dönecek olursak, bir bakıyorum bir kafamı çeviriyorum, sonra bir daha bakıyorum. Bu şekilde resmi anlamaya çalışıyorum. Kandinsky'yi benim için zor kılan şey ne yaptığını çoğu zaman anlamıyor olma. Ama ne yaptığına değil yaptığı şeyin nasıl göründüğüne veya kulağa nasıl geldiğine odaklanınca sorun ortadan kalkıyor. Kandinsky resimlerini kompozisyon veya improvizasyon olarak adlandırdı. Ayrıca çok önemli bir erken modern besteciyle Viyanalı Arnold Schönberg'le ile ahbaptı. Schoenberg, Schoenberg atoner sesler, sistemler ve besteler üzerinde çalışırdı. Kandinsky'nin resimlerine Schönberg'in müziğini dinlerken bakarsanız her şey çok daha anlaşılır hale gelecektir. Biraz dinleyelim ister misiniz? Hadi dinleyelim. Schönberg dinlerken, atonal müzik dinlerken sesi şekillendirmek ve adeta kendi kendisinin soyut bir temsili haline getirmek için sarf edilen yoğun çabayı hissedebiliyorum. Bununla dönemin bazı ressamlarının özellikle de Kandinsky'nin eserleri arasında bir bağlantı var bence. Temsille doğal dünya birbirinden ayrılıyor. Ses ve müzik naratif kompozisyondan ayrılıyor. Ama bu ayrım klasik müzikte de var. Tabii ki mesela Beethoven'ın 6. senfonisi bir fırtınayı anlatır. Ama çoğu eserde böyle doğrudan bir anlatım yoktur. İçsel bir soyutluk söz konusudur klasik müzikte. Atonel müzikte ise müziğin kendisine hatta neredeyse temsiline bilinçli bir atıf vardır. Ki bence bu resimdeki bilinçaltı soyutluğa karşılık geliyor. Az önce resimle müzik arasındaki çok önemli bir farklılığa değindik. Resim daima var olmayanı yapmaya çalışmaktır. Müzik ise doğasındaki soyutluktan dolayı bu konuda tarihi boyunca çok daha rahat ola gelmiş bence. Müzik ruh halini belirgin şekilde değiştirebilir. Belli duyguları tetikleyebilir ve o ruh hali içerisinde kalmamızı sağlayabilir. Mesela Schoenberg dinlerken ben çok rahatsız oluyorum. Kulağıma hoş gelmiyor. Fiziksel olarak rahatsız hissediyorum. Sevmiyorum yani. Ama zaten bu müziğin olayı bu. 20. yüzyılın ilk yıllarına ait resimlerde de böyle bir rahatsızlık yaratılmaya çalışılmış. Bence çok önemli bir soru bu. Müzikteki atonalite veya dezonans veya Kandinsky resimlerindeki birbiriyle uyumsuz formlar niçin var? Mesela bu resimde şekil ve çizgiler farklı yönlere bakıyor. Sanki parçalar birbirleriyle bir çatışma halinde. Çok uyumsuz bir şekilde bir araya gelmişler. Mekanda bir bozulma var adeta. Modernizm niçin melodinin ve uyumlu seslerin bozulmasını gerektiriyor? Niçin atonaliteyi kendisinin daha iyi bir temsili olarak görüyor? Kandinsky kendi şahsi renk veya şekil deneyimlerini tuvale aktarmak istemiş. Öznel bir anı tasvir etmiş. Bir şeye atıfta bulunmamasını, doğal görünmemesini özellikle istemiş. Köprüye değil de köprüden geçerken hissedilenleri resmetmek gibi. Bu sürecin etkisini anlatmak gibi. Mesela resmin üst tarafındaki şey ufuk çizgisi mi bilmiyoruz. Bu bir manzara resmi mi? Hiçbir şeyin ne olduğu belli değil. Ki bence Kandinsky'nin amaçladığı şey de tam olarak buydu. Sanki bizzat şekillerin kendi aralarında çatışmasını anlatmak istemiş gibi. Resmi bir manzarayla, natürmortla veya soyut bile olsa herhangi başka bir temsille ilişkilendirme arzumuzu hiçe saymış ve çok da başarılı olmuş bizi form ve rengin kendi aralarında çatışabileceği fikrini ciddiye almaya zorluyor işte. Bir bakıma soyutu meşru kılıyor. Sarı üzerine kırmızı, maviyle yeşil beraber. Ve aslında aynısı az önce dinlediğimiz müzikte de vardı. Atonal sözcüğü sesler arasındaki çatışmayı karşılıyor zaten. Fakat bunun modern dünyada bir karşılığı yok gibi. Klasik müzikte bir anlatı vardır. Bozarak da olsa bir şeyler anlatılır. Bu resimde ise hiçbir şey merkezde değil. Hiçbir şey sabit değilmiş, her şey birbirinden uzaklaşıyormuş gibi bir his uyandırıyor. Sanki dünyanın bunu açıklayacak, insanoğlunun evrendeki yerini temsil edecek bir anlatışı yokmuş gibi. O halde şunu söylemek bizi biraz rahatlatabilir mi? Sene 1913. Birinci Dünya Savaşı patlak vermek üzere. Herkes savaşa hazırlanıyor. Ama bunu derken de dikkatli olmak lazım aslında. Ama bu krizin eşiğindeki dünyanın resmi. Bence bu resme bakınca bir kıyamet kokusu almamak mümkün değil. Bunu daha önce konuşmamıştık ama Kandinsky bu resmi kıyamete dair düşüncelerle yapmış gibi. İmha ve yeniden inşa arayışında olduğu söylenebilir. Bu o yıllarda ressam için rahatlatıcı bir fikir olsa gerek. Çünkü yeni bir şey yapmak için Önce oradaki eski şeyi imha etmek lazım. Sil baştan yani. Her şeyi silip bir ütopya yaratmak arzusundaydı yani. Bu resmi benim için çok etkileyici kılan şeylerden biri de şu. Bu resim 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce yapıldı. Ve 1. Dünya Savaşı ile çok şey değişti. Ve herkes anladı ki her şeyi yok edip sil baştan inşa etmek iyi bir fikir değil. İyi bir netice verecek diye bir şey yok Günümüzde bir şeyleri imha edecek teknolojiye sahibiz. Tanklarımız var, tüfeklerimiz var. Var da ne oluyor? İnsanlar sakat kalıyor, uzuvlarını kaybediyor. Güzel bir sonuç ortaya çıkmıyor yani. Savaşa giden geri dönmüyor. Yeni hakikatlere erişebilecek imkanı da sahip olmuyorlar. Sadece insanların birbirlerine karşı ne kadar zalim olabileceğini görüyorlar. İşte bu resim bundan önceki döneme ait. Bu dönemde kıyametin getireceklerine dair ütopik fikirler söz konusu. Kıyametin saklı hakikati ortaya çıkartacağına inanılıyor. Ruhani bir yaklaşımdan söz edebiliriz. Kandinsky 1911 yılında yani bu resmi yapmadan 2 yıl önce sanatta ruhsallık üzerine adlı bir kitap yazdı. Bu kitapta renk ve sanatın inanç ve maneviyatla çok yakın bağlantı halinde olduğunu ileri sürdü. Ona göre modern dünya maneviyatını, masumiyetini, en eski duygularını yitirmişti. Bir kıyamet kültürün insanlıktan çaldığı bu değerleri insanlığa geri kazandırabilirdi. Çok ilkelci bir yaklaşım bu. Bence bu resimdeki renkler, hareketler ve bağlantılar önce birbirinden uzaklaşıyor, sonra tekrar bir araya geliyor. Renklerin, çizgi ve şekillerin, duygu, tat ve kokuları temsil ettiğini kabul edince resim gayet keyif verici bir hale geliyor. İnanılmaz bir özgürlük var bu resimde. Kandinsky'nin daha sonraki resimlerinden çok farklı. Sonraki resimleri gittikçe daha sistematik, daha açık hale geliyor. Oysa bu resimde harika bir icat duygusu var. Ve bu çok büyük bir resim. Yani bayağı vaktini almış olsa gerek. Bir şeylere dev bir açıklama getirmek istemiş adeta. Bir senfoni gibi. Baktıkça resmi daha iyi anlıyorum zor bir resim bu. Bence ressam da zor olmasını istemiş zaten. Zor bir dönemden geçiyormuş. Hala zor bir resim olması da ilginç. Düşamlar, Warhol'lar gelip geçti. Modernizme, postmodernizmle dolu koca bir asır geçti. Ve bu hala zor bir resim. Schönberg'in müziği de hala zor bir müzik. Demek ki sanat hala güçlü.